nefesimi kesti. Ne güzel geldi. güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel çok geldi. Sizin için. Ya teşekkür ederim. Kadınlar ederiz. gününüzü kutlarım. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Ve ediyoruz. bugün böyle bir romantik felon şarkısıyla gireyim dedim. Çok çok sevdiğim bir şarkı. sevgili Şair yazmış olduğu sözler. Çok güzel. Bayağı dokunuyor böyle. Evet, dokunuyor. Peki e. siz söylerken o kadar çok içli evet. söylüyorsunuz ki. Bir şey mi düşünüyorsunuz? Tabii ki. Ne düşünüyorsunuz? Düşünmeden yazamazsın. Aklınızdan ne geçiyor bu şarkıyı söylerken? İşte o dediğim sözler geçiyor. O yani benimle... biraz eskide kaldı ama. Ha. Gene de onlar geçiyor. Kurcalama mı diyorsun eskide kaldı. Yok, kurcala <laughs> Benim kurcalanmayacak bir tarafım yok. Ha. <laughs> ben böyle geldim. Doğruyu söylediğim için çok linç edildim. Evet. Ya. Ama Haklıyım. Tepkilerim de haksız çıkıyorum. Evet. Yani bir yerlere gideceğim tabii. Gittim tabii. Hmm, gitmez. Neden ama sen... gittim? Giderken biz de götürdünüz. Evet. Bizleri <laughs> getirdiniz. Beraber ama, geldik ama sizinle. Ama dillerini götüreyim diye yapıyoruz bu şarkıda. Evet, evet. 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 Değil mi? Ama bazı bazı e, çok az isimde tabii ki çok değerli isimler var o duyguyu geçiren. Siz kendi hikayenizi anımsıyorsunuz, oralara gidiyorsunuz ama biz de dinleyici olarak sizinle beraber geliyoruz Şimdi, peşinize takılıp. Ben bu mesleğe sonradan sağladım. başladığım için e, çok böyle e, ukalalık da yapmak istemiyorum. Amatör bir ruhla başladım. Ve benim yazmış olduğum birkaç şarkı ki bu şarkıyı Şehrazat'ın eseridir. Eee hı hı. Ben yaşadıklarımı yazıyorum. Hı hı. Yani öyle ne bileyim doğaya bakayım, mehtap, hı. ah canım gel el ele gezelim falan değil. Benim her şarkım hayatımdan bir pasajdır yani. Evet. Hı hı. Hepsi. Peki bu şarkıları yapıp böyle içli içli aşk şarkıları söylerken... 56 yıllık eşiniz Eda Hanım Hı. demiyor mu? Fedon kime yazmıştın? <laughs> fedon bunu kime söylemiş? 56 yılı devirdiğinize göre böyle kavgalar olmuyordur da artık. Belki zamanda olmuştur. Yok, kavga yok. Ama sorgulama vardır Şimdi belki. Şimdi bakın bir e, evliliğime kadar olan bir Fedon var. Hı. Yani çok genç yaşta İstanbul gibi yerde 21 yaşında evlenirsen... Bir müddet sonra tabii ki gözüm böyle birazcık dışarılarda oluyor. Kaymalar ama, olmuş o zaman. Ama öyle bir işim var ki yani. Ve FEDO'nun yakışıklılığı, evet, eşinin hakkını, güzelliği Allah bakın, Ay, evet ya. 1969. <laughs> Onun hakkını ödeyemem. Sonra bu mesleğe girdikten sonra biraz Allah'tan 20 yaşında değildim. Daha sapıtırdım. Ha. Bir ara böyle bir ne oluyoruz? Oldum yani. Ve baktım ki ben. Yanlış yolda gidiyorum. Eşime dedim ki boşanalım. Ben Aa. sana ben sana e, seni üzmek istemiyorum. Arkadaşlar alıyor, gazeteleri getiriyor, işte filan filan vesaire. Yani o zaman orada eşinizi üzecek şeylerin içine ister istemez girdiniz mi? Öyle Girdim. mi diyelim? girdiniz? Girdim ama çok erken. Hı hı. Bir, şey, bir zamanda el ele ağlayarak biz gittik, boşandık. Ha evet hatırlıyorum, biliyorum. Hı. Boşandığım zamandan belirli bir zaman yani bir boşanmış bir erkeğin veya bir erkeğin yapması gereken şeyleri yaptı. Çapkınlık gibi. Öyle diyelim. Kaç Çapkınlığı yıldır? kabul etmiyorum ben. Çapkın hı. erkek yoktur. Onu yıllardır söylüyorum. Hı hı. Çapkın erkek yoktur. Ne var? Kadınları hı. seviyorum. Hı. Niye sevmeyeyim yani? Zaten doğa öyle emrediyor. Çapkınlık erkek çapkın olmaz. Yıllardır söylüyorum. Ne olur? Olamaz. Olamaz. Hiçbir şey. Fino köpeği gibi giyinir, kuşanır, kokularını sürer. Oturur, bekler. Hmm. Bekler. Yani çapkın olamaz. Ne olur o zaman? Kadın çapkın olur. Hmm. Kadın ya, mı çapkın olur? Tabii, nasıl olur? Öyle? Sen istersen benimle olursun. Ben istersem seninle olamam. Kadın, kadın karar olmasın, veriyor diyorsun. Evet. Ya Kadın işte tam günü. Kadınlar günü. Hmm. Dünya kadınların üzerine kuruldu. Kadını anlat deseler... Hangi kadını anlatayım? Sırtında bebesi tarlada çalışıp kocasının kahvede oturduğu kadını mı anlatayım? Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün kadını mı bahsedeyim? Z kuşağından mı bahsedeyim? Ben 3 çeyrekli kadınım ben 80 evet. yaşına geldim. Maşallah. Maşallah. Peki Fedon biz kadınlar şöyle diyoruz. Buyurun. Evliyken ya da ciddi bir ilişkisi varken sağa sola boncuk dağıtıp birlikte olan ya da göz çapkını yapan erkeğe çapkın diyoruz. Demeyelim evet. mi? O kadın hayır efendim, sever mi olacak? Hayır efendim. Sen e, karısını, istemediğin müddetçe e, o adam sana yaklaşamaz. Kadın karısını Aa. üzen adama ne diyeceğiz o zaman? Ona ne diyelim? İşte adam olana her gün kadınlar günü diyeceğiz. Adam değil mi diyelim ona? Adam, adam değil, değil değil. Tamam. İşte ben de bir ara adam değildim. Baktım olmuyor. Hmm. Olmuyor. Yani yakışmıyor. Öyle bir kadına yakışmıyor. Eda Hanım gibi. Evet. Dedi. Ve bana Dedim gel ağlayarak bizim avukatımız zaten boşandık dışa ilk ve son boşanma davam bir daha de almayacağım dedi. Biz, biz yani ağladınız ağlaya bayağı. Ağlıya bayağı. boşandık. Ondan sonra işte pazar günleri git çocukları gör filan filan. Ay çok koymuş dayanamadım. Dayanamadım. Çünkü ben iyi koca, iyi sevgili, iyi bir eş olamadım. Ama çok iyi bir babayım. Baba derken de öyle para vermekle çocuklara Al yap demekle baba olunmuyor. İyi bir baba olduğuma inanıyorum. Peki kaç yıl sonra tekrar evlendiniz bir daha? Bir <laughs> Üç yıl sonra. Üç ha. dört yıl sonra. Çok doğru. Bir daha nasıl ikna ettiniz Eda Hanım'ı? Şimdi ben çok uzun hikayeler ama ben özetleyeyim. Evet. Bir gün arabayla gidiyorum ben. Baktım eşim bebek arabası. Yanında kızım, içinde oğlum. Baktım baktım arabayla geç. Ben ne yapıyorum dedim ya. ya. Ben ne yapıyorum dedim ya. Yani şey utandınız mı? Utandım. Kendimden utandım. Yani sen ne yapıyorsun? Tamam karını üzmemek için boşandın. Hı. Hmm. İyi de yani şimdi hani yuva, evlilik. Ben bunlara bazen anti bir laf ettiğim zaman hu linç yiyorum. Evlilik doğaya aykırı dediğim zaman, kadın yapınca affedersin bip diyorlar, hmm. erkek yapınca çapkın diyorlar. Aslında ben feministim, ya yanlış anlamayın. Hmm. Ben kadın tarafındayım. Çünkü öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, dinden yaşantıya kadına hak vermiyor. Benim hmm. zamanımda kadın boşanamazdı ki. Babasına şikayet etse babası diyecek ki erkektir yapar. Ama senin, senin gibi ayakları sağlam basan şimdiki hı hı. kadınlarımız inşallah Arapları veya o zümreyi diyeyim hı hı. E, imrenmezler. Ve böyle ayakları sağlam basan kocam beni boşasa bile boşansak bile ben ekmeğimi kazanırım kimseyi muhtaç olmam diyen kadınlar istiyorum ben. Eda Hanım da aynen böyle mi davrandı size ki siz tekrar ne yaptım ben utanıyorum deyip geri döndünüz? Eda bunları yapmadı. Hı. Ne yaptı? Eda bunları yapmadı. Oturdu bekledi çocuklarına baktı. Ee, kızım evlendi torunlar filan torun derken Hı. E, bekledi. Peki bir şey merak ediyorum. Siz o süreçte ayrıldığınız süreçte başka ilişkileriniz oldu. Zaten bunu evet. e, yapabilme evet. ihtimalinizin yüksek olduğu için eşinizi üzmemek adına. O süreçte eşinizin ilişkisi oldu mu? Olmadı. Olmadı. Olamazdı ki. Neden? İşte, işte Biraz önceki konuya geliyorum. Erkektir yapar, kadın yapamaz. Olsaydı ne hissederdiniz? E, yıkılırdım. Ya. Yıkılırdım. Çünkü ben eşimle anlaşırken boşandım. İyi boşandım ama yaptıklarım tahammül edilmezdi. O zaman burada eşinize biraz haksızlık etmişsiniz değil Çok. mi? Zaten söylüyorsunuz. Işden azabı çekiyorsunuz. Çünkü siz o, o süreçte e, ilişkiler yaşamışsınız ama eşiniz orada sizi beklemiş. Hiç hayatında başka bir ilişki orada bir e, denge durumu. Belki de hayatına biri girseydi bir daha evlenemezdi. Belki Yok. de. Ve ben iyice kopardım. Ne yaptım, belki de. Misin? Ne yaptınız? E, kapıyı çaldım. Anahtarım da var ha. E, o da ayrı cebimde anahtar var. Kapıyı çaldım açtım. Merhaba. her hafta görüşüyoruz çocuklarla. <laughs> <olarak. gülüyor> ya da ben geldim dedim. Evine hoş geldin dedi. Ya üç yılın sonra. Ya bu hala burada. Bu vicdan azabından kopamıyorum ben. Tamam. Çok yanlışlar yaptım. Çok hatalar işledim. Ama bunu koparamazsın. Artık şimdi tapıyorum. Ama Nerede o Fedon? Nerede o Eda? Yani geçmişe şöyle geri dönmüş olsanız, öyle bir şansınız olsa yine aynı şeyi yapar mıydınız? Yapardım. Yapardım. Belki de bir Yapardım. değerini anlamak için böyle bir yol kazası gerekiyordu. Yol kazası Heh. da şimdi 80 yaşında ben tapıyorum karıma dedon, kızım on, bile laf edemez. Dedon, kırmak için söylemiyorum ama siz erkekler 70 küsur 80 yaşına gelince Hı. karım 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 evet. ama 20'lerde evet. <laughs> şu kız da güzel bu evet. kız da güzel. Ha? Evet. İmza evet. mı atıyorum. <laughs> Neden? Neden? Korkudan. Neyin Tabii. korkusu? Tabii e bak, artık yaşlanıyor. Bana bir bardak kadın. su verecek kimse yok. Ha? Yani, o zaman sevgi aşk değil bir bakma kendine sevgi, bakma bağımlılık, hali mi? Sevgi, bağlılık, bağımlılık. Hangi aşktan bahsediyorsun? Ne aşkı? Al sana. Allah aşkına ne bu aşkı ya? ya. Ha. Hangi aşk nerede? O zaman o yaşta olunca aşk değil, e, ne oluyor? Ne tam adık, tam karşılığı ne? Valla benim görüşüm, önce beğenirsin, sonra alışırsın, evet. sonra seversin. Evet. Dertler başladı mı aşk başlar. Ha, dertler başladı mı? E bir görüşte aşık oldum. ol bakayım. Ne, ne, neye aşık oluyorsun ya? Gözüne, boyuna, hı hı. koluna, hı hı. vesaire. Beraber oluyorsun, anlaşıyorsun. Anlaşmak çok zor Anlaşmak sevmekten daha zor. Evet. Şu an aşk o nerede zaman... biliyor musunuz şu an? Sizin şarkılarınızda. Evet. Bir söylüyorsunuz herkes ayrı yere gitti. Ya bir ya. aşk şarkısı bize şurada. Evet. Bir şunu tam bunun üzerine. Edol'u yakalamışken. Değil mi? Evet. Hangisini istiyorsanız yukarısı ayarlayacak reji arkadaşlarımız. Ayarlayacak. Ayarlasın o zaman. Bir kadın var. Diye bir şarkım var. Bir kadın var. Hazır mı? Bir kadın var. Bir kadınları reji ayarlar. Evet, hazır. Ya. Hocam alkış Ay geldi. İşte, evet. alkış evlerden de şu an alkış yükseliyordur evet, eminim. Bu da ilaç na, gibi geldi. Evet ama anda. bu kadar bu da ne kadar hüzünlü bir şey. Aşık ama birlikte olamıyorlar. Uzaktan aşık. Çok acı verici bir şey. Aşkınım yanımda olamasan da aşkınım yanında olamasam da. Bak. Ya evet. Ve bu yani... şarkıda en büyük emeği olan biri de e, kızındır. Tabii. Ne? Aşkım var, canım var, ciğerim var. Hepsi var. Aşığınım. Baba baba. Evet Şimdi o kadar kolay savruluyor ki o kelime. Çok ucuz attılar. Ya. Evet. Bazı kelimeler inanın yani çok ucuz atıldı. Mesela dostluk. Evet. Dost. Dostun var mı? Ha. Var. Ne var ya? Nerede? Dost. Tanıdık onlar. Bir aç bakayım. Evet. Dost kelimesinin Karşıdanın. bir açılımını yap. Evet. Aşk. Aşkitom. <laughs> Onlara ne diyorsunuz? Ya ne diyeyim? Aşkitom. Aşk Var birkaç tane. Ne diyeyim? Aşkısı. Aşkısı. <laughs> ya bırak tepki almayayım ya. Tepki Hı. almayayım yani. Aşk nedir peki sizce? Tam karşılığı. No, i̇şte biraz önce söyledim. Kavuşulmayan. E, Aşktır. Biri dağları delmeye kalktı. Evet. Biri bilmem ne oldu. Romeo Juliet'ler. Şunlar işte Kerem ile Aslı. Peki vesaire. yıl 2024 hayatımıza bir de... Bu tartışmaların yanı sıra yapay zeka denilen bir şey girdi. Şimdi evet, size evet. bir şey göstereceğiz. Bugün Dünya Kadınlar Günü diye. Şu an sosyal medyada viral olmuş vaziyette. Yapay zeka hologramla evlenen İspanyol kadın Alicia fremis'in mutluluğu. Evet. Robotun adı da Alex. Evet. Ne demiş çekeceğim koca dırdırı, kocanın yok o su bu su derdi. Onun yerine hologramla Hologram. evlenirim ve çok mutlu olduğunu da bu videoyla yayınlamış. Ne diyorsunuz kadınların <laughs> geldiği nokta? Allah diyorum ya, Vallahi Allah <laughs> Allah. hadi izleyelim Peden. Yani ucuzlatılmış. Bakın Z kuşağıyla yani ben demole bir adam değilim. Evet biliyoruz. Evet gelenek göreneklerim benim biraz katı kurallarım da olmuştur. Çünkü ben öyle büyüdüm ve <laughs> öyle olmam gerekirdi. Bizim görgümüz oydu. El öpme. Var mı el öpme? Var mı mektup? Var mı kartposta? Yok artık. Ya bunlar minik örnekler. Evet. Daha neler derim de. Hı. Şimdi kadın. Kaç yaşında o kadın? yaşını bilmiyoruz ama görüntüden herhalde 30'larında falandır gibi geliyor. Ama kafayı yemiş ya. Tek kelimeyle. Alişya kafayı mı yemiş? Yemiş ya. Peki bir izleyelim. Bakalım ne yapıyor hologram kocayla. Neden? Kadına bir yemek verebiliyor mu? Yemek veremiyor ama yemek veriyormuş hissiyatını veriyor. Hissiyatını veriyor. Yani sarılıp öpse boşluğu öpecek falan. Havayı öpecek. Evet gibi. Ya da e böyle daha ileriye gidersek ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir ne şey var. gerek var bunlara? İşte bu artık, artık yalnızlaşan. Şey, bir de hani yalnızlaşmasının da sebebi artık nailet etmiş, bıkmış erkekler. Erkekler yani. Hayatı istemiyor hayatı acaba erkekleri? Bilmem e, acaba. Yapamamış herhalde. Acaba met Ha bilemeyiz tabii. Ha. İspanyol ya alışan. Yani ben uçmak istemiyorum ama bu dejenerasyondan başka bir şey değil ya. Yani. Ama şimdi bir tarafta da teknoloji gelişiyor falan evet, filan ya. Evet. O hologramlar, çipler, mipler artık zaten evlilikler, real evlilikler böyle. <laughs> hani böyle dokunabileceğin evlilikler artık çok da azalıyor. Şimdi daha çok kadınlar böyle hologram eşlere ya, yöneldi. Ya bununla hayat mı? Ee, Dokunduğun zaman filan bunlar bitti evlilikler. Evet. Ben bunu dediğim zaman beni dünç ettiler. Evlilik doğaya aykırı. Ha. Ama neden aykırı neden? olduğunu da söyleyin. Söyleyeyim. Bir şey söylemiştiniz. evet. Ben mi söyleyeyim? Siz söyleyin ben niye söyleyeyim? Söyleyeyim. Ha. Yani e, olmuyor bir imza ile ne olmuyor? olmuyor? O sözleşmeler, o e, mecburiyetler, e, evleniyorsun bir sene sonra boşanıyorsun, kadın 30 sene nafaka ödüyorsun. Bir de yani o yazışmalı şeylere ben yokum. Beni seviyor musun? Hı. Hmm. Ben de seni seviyorum. Hmm. Yaşayalım. İlla yani o 10 bin lira maaş alan memur imza atmadan sen benimle yatağa giremezsin, uyuyamazsın. Hmm. Bu mu yani evlilik? Ee, Hayatı ama... garanti garantiye almak mı evlilik? Yani kadınlar hayatını garanti ama... garantiye almak adına mı o imza? Tabii. Ama Veya bu... erkeği bir... Veya... Acaba erkekler ama biraz da erkeklerde sıkıntı yok beni. mu? Beni, beni şartlama. Hmm. Ben evden çıkarken işte o kötü zamanlarımda ne zaman geleceğim belli olmaz diyordum. Belki yarın, belki bir ay sonra. Belki de hiç gelmeyecektiniz. Hiç sormadığı zamanlarda akşam yarım 250 gram çekirdek alıp eve gidiyordum. Yani ha, sormamaları mı gerekiyor? Üstlamalar, imzalar, sözleşmeler. Hayır şunu şey mu söylüyorsunuz? Kadınlar erkeklere çok baskı yapmamalı, çok sorgulamamalı, çok şartların kalıbın içine sokmamalı mı? Kadınlar erkek bir, herkes, isterse gider, erke, isterse gelir. Erkek de mi? yapmayacak. Haa. Erkek ben erkeğim elimin kiridir yok öyle şey. Fedon e... saygı saygı ve güven bana güvenmiyorsan boşan abi hmm. benle aynı koltukta oturmak. kibar söylüyorum. Evlilik kadın... bitti diyen artık evlilik bitiyor diyen Fedon iki kez evlendi 56 yıldır evli. Aynı kadın e, eve aynı evet, aynı kadın. Evet, evet. E, sizin daha çok evliliği savunmanız lazım değil mi? Şimdi savunuyorum tabii. Şimdi, şimdi savunuyorsun. Şimdi ben savunuyorum ama. Hı. Ee, ya Konuşacağım da yani vallahi neler var ya pe, şey doğru mi? dediklerim. Sen bana bugün evli mutlu dört dörtlük oynamadan bir çift gösterin bana. Öyle mi diyorsun? Geçen ha, ha sordum evet. ben dedi. Ha hı -hı. E ne diyeyim kavga mı edelim masada tartışalım <laughs> mı? Peki de inanmıyorum. O, o kadar. Bakın oruç derken hı. ille yemeniz, içmeniz veya biriyle ilişkiye girmeniz değil. Bakıp da vay dediğin bir kadın senin orucunu bozuyor. Hmm. Çok niyet de bir oruç evet, evet. Şimdi belki kadın da bir erkek geçerken aynı güzel erkek diyor. Bitti mi o zaman olay? Yani bu olduğu zaman. O yüzden mi evlilik olmuyor diyorsunuz? Kadının erkeğin niyeti mi? Niyetim elinde olmadan yani tabiat olayıdır bu. Bakarsın, Kontrol edemez edemezsin. mi kendini? Niye edemez? Edemezsin sen evlenir mi hiç? Yok. Ha, evlen de gör. <laughs> evlen de gör. Kötü bir şey demiyorum bakın yapabilenin elini öper. Ya evlenenler sonrasında rol mü yapıyor hep mutluluk rolü mu yapıyorlar? Tabii tabii. Ya idare ya ekonomik, ise. ekonomik olarak aman ne yaparsa yapsın ben duymayayım. Fedon ünlüler dünyasında ideal çift bak bunlar gerçekten müge mutlu diyeceğim birisi var mı? Vallahi tanıdığım kadarıyla evet. hepsi iyi. Ha, görünür de hepsi Ama, Şu anda beynime gelen pat Erol Evgin ha, O o ha. da kaç yılı devirdi ha, ha, ya Devirmekle olmuyor bu işler. Yani ben de devirdim Ama, Ama ben bir şey devirdim Biz de beraber devrildik yani, evet. Öyle devirmek değil Evlilik sevgi saygı ve güvendir Eğer güvenin yoksa O evlilik Bitti Benim telefonlarıma bakacaksın kim aradı kim etti Yok o kimdi bu kimdi diye soracaksan hmm. akşam benle yatağa girme uyumayalım. Yapma onu. Ya onu yap ya onu yap. Ya güvenmiyorum hmm. hadi eyvallah de. Ya da yakaladığında bitir. Bitir devam ettir. Kemirme. <laughs> Bir büyüğünü öyle evet. söylemişti de. Ben de büyük değil tabii ben 80 yaşındayım. Maşallah. Ben şey olarak konuşuyorum yani teorik konuşmuyorum atmıyorum yaşadıklarımı gördüklerimi söylüyorum doğru veya yanlış. Ama gerçek evlilik, gerçekten mutluluk ve karşılıklı sadakatin olduğu evlilik yok diyorsunuz. Yok, yok. Çoğu. Öyle. sevgi saygıdır. Ne yapalım artık? Çoluğumuz çocuğumuz büyüdü. Aman düzenimizi bozmayalım. Düzenimizi bozmayalım diye. Peki sizin gençlik yıllarınızda çok yaramazlık yaptım dediğiniz evet. <laughs> Şimdi e, gençlerin olduğu haberlere de gidelim. Çünkü onlar evet, da e. ilişkiler ve aşklar üzerine konuşmuşlar. Bakın Fedon Abi'lere onlara ne öğütler verecek? Kubilay Aka oyuncu demiş ki bunu sizden duymak istiyoruz. <laughs> Karşı cins de güzelliğe değil iç huzura bakarım. Biz buna Güzel. erkek yalanı diyoruz. İzleyelim siz ne diyorsunuz? Kubilay Aka, aşık olacağı kadınla aradığı tek özelliği aramızda kalmasını açıkladı. Karşı cinste güzelliğe değil, iç huzura bakarım. Ben kendi kendime iç huzurumu çok e, yetiyor bana. Kendi <laughs> kendi kendime iç huzuru çok yeterli. Ee, öyle şu anda bir iç huzur arayışında da değilim açıkçası. Karşı cinste iç, iç huzur mu yoksa dış güzellikte önemli midir sizin için? Ee, yani tabii ki iç huzur. En önemlisi <laughs> iç huzur. Dış görünüşe çok fazla önem vermemiz. Yani evet. Karşı Erkeklerin de. iç huzura i̇lk, bakarım. Doğru mu? İç güzellik falan. Yani i̇lk gördüğünde iç huzurunu görüyorsun. Baktınız ve iç huzuru görüyorsun. Romp Yalan. Gerçek. Kızmasın bana kardeşim. Neden? Bir abi görsün beni. Yani biraz önce söyledim. Bir görüşte beğenirsin. Nedir? İç huzuru göremez misin? Nasıl görürsün? Nerede Allah aşkına yerden. ya, Allah aşkına. İçini mi açıp bakıyorsun? Işte yani iki konuşmasından o, enerjisinden yabancı göre. Yani kadın yapay zeka yani nasıl görürsün ya? Biraz vakit geçirmek gerekiyor. Ondan sonra iç huzura ulaşılır gibi geliyor bana. <laughs> Kolay değil. Yani, yani. yani onu da bir süre kandırabilirsin yani. Rol değil mi? yaparsın. Rol orada. yapar. Ya kadını kandıramazsın. Hım. Yeni kadınlara geldik. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Ha kadın Kadın bir gizemdir, bir dünyadır ya yani Atlas'ın sırtındaki dünya Atlas yanlış bir kadını sırtına koyacaksın. Yani evet. İki kardeşi birbirine sokan, devletleri birbirine sokan, savaşlar, baş... savaşlar evet. başlatan. savaşlar evet. başlatan e, İsim vermeden anlatıyorum. Hepsinin isimleri var. Kadın yönetendir ya, yönetmendir ya. Her şeydir. Evet. Dünya üzerinde kadın kadındır. Ama Bizim ülkemizde işte az önce dediğim gibi sırtında bebeği elinde tarlada çalışan kadınlar bugün artık ayaklar yere basıyor. Pilot da var, e, subay da var, çok şükür. polis de var. Budur. Evet. Çok şükür. Budur. Evet. Ama kadının bana babam dedi ki daha 17 yaşındayken bak evladım dedi yarın öbür gün biraz da ben bu çıkındım böyle. Bak dedi polisten korkma. Mafyadan korkma. Maliyeciden bile korkma dedi. Hmm. Kadından kork. <laughs> Allah belanı versin. Bak yemin ediyorum. <laughs> Doğru söylemiş. Kadından kork dedi. Çünkü Ay, kadınlar zeki. bir tokat. Ben bunun karşılığını çok sonra canlı yaşadım. Nasıl? Hem de çok acı ama gerçek. Ne? Nur içinde yatsın. Annem hmm. obamdan çok çekti. İşte o eve gelmemeler vesaire der. Annem e, Sion mezunu, babam Üsküdar yeni mahalleli, bıçkın. Hmm. filan sevdiler Aa, çok kaliteli de bir adamdı ama hmm. annemi üzmüş. Hmm. Kibar söylüyorum. Aldatmış ya. Yani. O zamanın kadını oturmuş evde beklemiş, sabah beklemiş, akşam beklemiş, aylarca beklemiş. İşte filan filan vesaire. Aradan 40-45 yıl sonra babam hastalandı. Sert, otoriter bir adamdı. Nur içinde yatsın. Tam babaydı. Büyükada'da balkonda oturuyoruz. Babam artık son bir ayı sonra vefat etti. Ses çıkmıyor. Buradan kablolar falan, elektrik filan. Annem orada, ben burada, babam burada. Babam... Mari, Mari. Sesi çıkmıyor, hasta. Hmm. Annem orada. çıt yok. Mari, Mari. Yine çıt yok. Kalktım annemin koluna girdim. Mama dedim gel şöyle. Babam Mari diyor duymuyor musun dedi. Ben 40 yıl Niko dedim o beni duymadı dedi. Ya, ya. inanılmaz. Ya, diken diken oldu. Ay tüylerim ya. diken diken oldu. Ay çok evet. kötü oldu. Ve bu kadın Hı. evde oturup çocuklarına bakan ömrünü öyle çürüten bir kadın. Dedim anne. O zaman yapaydın. Aldatsaydın. Boşa saydın. Şimdi bu adamdan yani ne yapıyorsun sen dedim ya. Ama işte. Ben 40 sene nikoledim o beni duymadı dedi kadın ya. ya bu güzel. benim annem. Canım. Onun için ben şimdi Eda'ya niye iyi geçiniyorum? Yok öyle gözlerinde olmasın. Gözüm oldu. Ha, evet. e, hak ediyor zaten bu kadın. Evet. Ama ona da bir bardak su verelim olsun. Ah, Geç evet. oğlum var, kızım var. Evet. Ve çok seveniniz var. Çok var. Ha, evet. Ben şimdi sen haberi sunduktan sonra ben azıcık da mahalle dedikodusu vereceğim. Yan yana sokaklarda oturuyoruz da biliyorum. Evet. Neler neler biliyorum. Ama ne kadar el üstünde tutuluyor semtimizde. Evet. Neden Ve olduğunu da söyleyeceğim. Ha. Evet sen evet. haberi söyle. O zaman şimdi bir şey yapalım mı? Böyle kadınlar erkekler evet bir duygulandık ama de Kadınlar günü yerine erkekler gününün kutlanması gerekiyor demiş. Ben onu sabah e, oğluma da sordum. Hı hı. Erkekler günü niye yok? İzleyelim Ama mi? Galiba. varmış galiba. Öyle 19 mi? Kasım'da varmış. Araştırdı, buldu teori. Öyle mi? 19 evet. Kasım. Özdemir Erdoğan'ın evet. dediği gibi mühim evet. olan insanlık. <laughs> İzleyelim. Ay Dilgen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde neden erkekler gününü kutladı? O zaman evet. Ay Dilgen'in dediği gibi yapıyorum. TV8'den bana gelen gülü bir çiçek alın erkeklere diyor. Ben şu Ay. an kendisinden çok etkilendiğim şarkılarından ve sözlerinden <laughs> özellikle anne hikayesinden ya çok bunu ya. size vermek istiyorum. Ee, ya Önemli olan Seni güzel öpeyim. insan insanlara çiçek vermek. Erkeği kadını yok bu işin yani. O zaman ben de ben de bu çiçeği kime veriyorum? Şu kime an, veriyorsun? Program başladığından beri. Hı, dinliyorum. Benim şu anda benim kameramın özellikle. Ha. Şimdi size verdi ya. <laughs> ben de. O da kendi kameramın arkadaşına veriyor. Evet. Ee, Ay Dilge'yi dinledik. Ha, evet. <laughs> Yürekten de bu arada. Teşekkür Biz de şu Çok an sevdiğimiz ediyorum. iyi enerji aldığımız erkeklere verdik. Evet. <laughs> ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Katılıyor musunuz Aydilgen'in sözlerine? Evet. Evet, evet de. Hı hı. Şimdi bir sepette çür, bir tane çürük elma olursa hepsi çürür. Evet. Onun için genelleme yapılamaz bu işlerde. Ay kesinlikle evet. aynı hiçbir konuda değil mi? Genel. Tabii tabii. Bakın şimdi ben evimde eşim mesela alışverişe gidecek, değil mi? Evet ben hazırladım e, yapılacak malzemeleri, Hı. sebzeleri yıka yemeği yap ve e, akşam yiyelim diyor. Sa dün mesela ben yaptığım yemekleri şahane e, basmati pirinçle güzel bir pilav yaptım vesaire ama şimdi yapıyorum bunları. Keşke zamanında yapsaydınız. Ah işte Olmuyor. duyun genç erkekler. İnsan yakıp kavuruyordu. Şimdi Eda'nın en... yemeği yapacaksın Fedon dediğinde pirinç ha. pilavı yapıyor. Ya. İşte. Ve, ve mutfağım da çok iyidir yani. öyle e, Omlet makarna değil. Ya, i̇yi bilirim bu işi. Seviyorum. Pardon. Seviyorum da. Hı hı. E, bir de artık e, vicdan azabı var. Onu söyleyeyim yani. O zaman erkeklere biraz vicdan azabı gerekiyor demek ki. Hmm. İnsanı insana gerekiyor. İnsana ge vicdanı olan insana. Ha, vicdanı olan Vicdansız insana üzere... gerekiyor. yapsa boş. O, evet. Ben işte birazcık para kazanmaya başladım. Nasıl telafi ederim yaptıklarımı? Hı hı. Yani o asil kadına, o güzel kadına, 17 yaşında almışım bebek gibi İstanbul'un sayılı isimlerinden birinin kızı. Al valizini gel dedim. O kadar. Sonra da? Sonra da işte o işte kötü günler yaşattım. Üzdüm evet. onu. Hmm. Şimdi benim neyim var neyim yok hepsi eşimin üstünde. Aa, hiç üzerinizde bir şey yok mu? Hiç. Var mı? Araba var. Bir Helal tane, olsun. Bir size. tane arabam var. Yani, yani Eda Hanım bitti Fedon dediğinde siz bir arabayla kapın Evet. Ve bu 62 yılından beri çalıştığım, kazandığım neyim varsa... Ya, maliyeye sesleniyorum. Evet. <laughs> Baksınlar. Evet. Üç kuruş param. Büyükada'da bir evim. Suadiye'de bir evim. Vesaire. Hepsini karımın üstüne yaptım. Hatta bana bazı arkadaşlarım oğlum dedi bak sen sağın solun belli olmaz. Hmm. Bırakıp gidersen sürünürsün dedi. Evet. Sürüneyim dedim ya. Bu elli senenin eğer karşılığı iki tane ev, üç kuruş paraysa ben kızı bitirdim ya. Ya bunu bir ab gerçekten alkışlamak istiyorum ben Alkışla, ya. Değil. Niye alkışlanabiliyoruz? Olması gereken olan Ama bu, siz vicdanlısınız. Ne, ne, Yaptığınız evet. hatanın farkındasınız. Evet. Eşinizi nasıl evet. ırk Ne güzel evet. bir şey. Evet. Aksi evet. örnekleri yok Hayat mı? dersi veriyorsunuz yani, şu anda. Hayat evet. dersi vermiyorum. Benim yok hayat dersi veriyorsunuz. Ve gereken bu. Şimdi o kız demez mi? Fedon benim gençliğimi yedin ya. ya. Işte ben ya. ne yapayım parayı? Hiç para ağzından ya. böyle bir şey çıktı mı? Hiç. Bile Hiç üstelik. sizi suçladı mı bir daha döndüğünüz vakit? Bakın bir telefonla bağlasam şimdi onu. Mesela birkaç kere Bodrum'da muhabir arkadaşlar geldiler. İşte Eda Hanım'a da sordu. Tabi buyurun sorun. <laughs> Çocuk diyor ki neydi bizim maymun suratlı bir tane çok böyle acar bir muhabir var. Bizim Umut olmasın ama yakışıklı Yok yok bu maymun ya. Ha. Neyse <laughs> ee, uzattı mikrofonu. Eda Hanım dedi bir daha. Dünyaya gelseniz Fedon Bey ile evlenir misiniz? Heh, soru, evet. Şimdi durdu, terledi böyle. Ee, i̇yi tarafları var dedi. Hayır, ben onu sormuyorum dedi çocuk. Evlenir <laughs> miydiniz? Evet veya hayır. Hı. Ama iyi tarafları da var. Ay canım. ya. Eda dedim ya, bunun cevabı basit. Evet ya da hayır. Hala ben Fedon'un yanındaysam. Hı. Demek ki evlenirdim ama. Gerçeğine bakarsan ben Eda olsam evlenmem. Öyle mi? Fedon'la evlenmem. Diyorum iyi koca olamadım, olmadım da. Ya da 80 yaşındaki Fedon'la ha, evlenirdim. Bastonlu <laughs> al beni. <Yani. gülüyor> Onu da yani. Ama maşallah hiç bastonluk bir haliniz yok. Şimdi bir şey, e, görüntü ekrana getireceğiz. Biz her zaman deriz ki yazın geldiğini Fedon'un denize atlama stili ve mayosuyla anlarız. Evet. Eğer evet. Fedon denize atlamıyorsa... İsterse aylardan temmuz olsun yazın geldiğini kabul etmiyoruz. Asla. asla. Ve Fedon. Ve fedon işte. geldi mi yaz ne zaman gelecek? Meteoroloji sana bağlı çalışacak. Şimdi abi. E, bazen şartlar var. E, onun için e, daha önce denize girmem yasak. E, çünkü bir... E, hmm. Yine mi pot kırarım bilmiyorum. Bir reklam anlaşmam var. Evet. Yani hmm. Fedon denize düştü. Şimdi ben ondan önce denize... Aferin düşer. bana ya. Vallahi bu yaşta adam. Ne güzel helal olsun bana. Cemre havaya, toprağa, suya düşüyor. Fedon da De denize düşerse olay bitiyor. Olay bitiyor. Ya. Dördüncü Cemre diye sosyal medyada sizi tiye alıyorlar <laughs> bu atlamanızı. Ama ben çok ekmeğini yerim biliyor musun? Bu denize düştü. yok güneş, Fedon yanık, ter. Evet, evet. Çok ekmek yedim ben ya. Reklam geldi değil mi? Evet. evet. Şimdi o zaman reklam anlaşmanızdan dolayı şu an Fedon Deniz'e düşemiyor. Yani tarih Fedon de veremiyor. Fedon Deniz'e de böyle sosyal medya falan... Paylaşımlar olmayacak. Yok, var ha. bazı şartlar var. E önce. Biz zevkimiz vardı Gitti. Fedon Deniz'e düştü. Aldılar mı? Ya Yok. Sen ne zaman beni denize Geçen yaz istiyorsun? E, bir an evvel girin atlayın ki biz de, de diyelim ki tamam, yaz geliyor. Tamam ben Güzel bir yemek yeriz sahilde. Ben oradan atlarım siz görün. <laughs> <laughs> Ama paylaşamayız bunu. Evet, paylaşamayız. Ve sizin giydiğiniz mayolar da çok konuşuldu. Çok konuşuldu ve konuşuluyor. Evet. Ya çocuklar, mayo budur. Hah. Hani şark... İşte mayo bu mudur, ötekisi midir? Mayo budur. Şimdi o ben de mecburen en giyiyorum çünkü çok şey tepki alıyorum. Bir tek ben kalıyorum gittiğim yerde ya. Bir Mehmet Günsür kaldı, bir de siz kaldınız. Hayır, bir de ağır konuşuyorlar. Aa. Adam, bu yaşa geldim bu ne ya? Teşirci misin? Ulan ben ne teşhir edeceğim? Bir şey kalmamış, bitmişim, gitmişim. <laughs> Neyin teşhirini yapacağım? Göbek sarkmış. Ama bu mayo budur. Bakın İyi. o şortla yurt dışında bir herhangi bir otelin havuzuna girmeye kalkın, evet. giremezsiniz. Hijyen değil diye sokmuyorlar. Hı -hı. Mayo budur. Hı -hı. Denize girmek için mayo budur. Diğeri değildir, short olan değildir. Ha şimdi moda. 1980'lerde erkekler böyle giyiyordu. Böyle mayo giyiyordu. Böyle baksır gibi evet. bir şeyler falan ya, yoktu. Yok yani hala yüzücülere bakın. Evet yüzücüler. Mayo budur ama ben teşhirci oldum. Bu mayodan giyinir evet. Ama yine bak bu modayı getirdiniz. Şimdi giyiyorlar artık. Giyiyorlar öyle. Köpeğe kadınlar bak şu... bebeği şey koçum benim. Ama kendinize güveniniz de maşallah. Güven değil rahatım. Ha. Onunla öbürü... Cebi dışarı çıkıyor, yok efendim içinde bir tane böyle şey var, file gibi bir şey. Evet, evet. O oturunca e, kulağını yakıyor. <laughs> Rahatsız oluyor. Bu, mayo bu. Evet. Ama göremeyeceğiz yaptığı reklam anlaşması oh, nedeniyle. Ama evet. mayolu görürüz. De şimdi mi giyeceğim mayoyu? Sen de göremeyeceksin. <laughs> ben sizin sosyal medyada Görmemiz bakıyorum lazım. ki Fedon denize atlıyor. Tamam olay bitmiştir arkadaşlar yaz geldi. Tamam ben Papa atlayacağım Çek, film de çekeceğim sana göndereceğim. Tamam. Peki sosyal şimdi evet. size bir Buyurun. fotoğraf daha getiriyoruz ekrana. Evet, evet. Usta spor yorumcusu Erman, Erman Toroğlu. Oh, baba. Ceket. baba oynatalım. <laughs> Erman Toroğlu'nun dünya ünlü bir Fransız markasına ait Ceketi Çeket. ki fiyatı da 153 bin TL'ymiş Hoca Saç stili ve o ceketiyle TT oldu ile siz sanki böyle biraz Birbirinize benziyorsunuz gibi böyle. Hocayla adam yaşamayı seviyor <laughs> Hah, İşte o açıdan birbirinize benziyor Yaşamayı seviyor ee, Giyinmeyi seviyor ee, Aksesuarları seviyor Ben de penguen gibi adam Ben renkli giyinmeyi çok severim Çok ha. <laughs> Kadın olsam kim bilir neler olurdu üstümde başımda. O da ayrı. Gerek evet, küpem var, yüzüğüm var. Dövmeleriniz evet, var. var. Dövmelerim var. Ama Erman de ben, abi diyorum ben samimiyetten yoksa benden küçüktür. Beğeniyorum. Evet. Peki siz 153 bin TL verip ceket alır mısınız? Almam. Ben asıl mesleğim terzidir. Evet. Ben onu yarım saatte dikerim. Ya? Üzerinizdeki ceketiniz? Ee, ...yani hazır Yok ben dikmedim hazır. 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 Maksimum bir cekete ne kadar para verirsiniz? ya Ne kadardır limitiniz? Şimdi Erman Hoca 153 bin TL'ye kıymış. Ben 3 bin lira bile vermem. Ha, 3 bin de çok. Bir Benim hastalığım gibi. çizme... ...deri mont... Hı hı. ...bunlara çok para veririm. Ama işte mesela oğlum... ...gidiyor bir ayakkabı alıyor... Çıldırıyorum ya. Bilmem ne çır markası. 5000 <laughs> lira indirim vardı. Lan Bodrum'da pazarda aynı ayakkabı 200 lira. Bir ay giyer atarım. Şimdi aynı size ayakkabı. bir mahalle dedik odusu veriyorum. Şimdi aynı Hadi yerde alalım. oturuyoruz. Önümden geçti. Çok hızlı geçti. Merhaba diyemedim. Arkadan kadınlar şöyle söylüyor. Ya adam bu yaşta. Hala çok havalı be. Bir, Hadi e, yemin ediyorum aynı yerde oturuyoruz. Kadın kaç yaşında? Kadın böyle kırk... Seksen beş. Yok hayır böyle <laughs> 40'ların sonu. <laughs> Yok, e ne diyeyim haklı. <laughs> yemin Aynen. ederim. Döndüm de baktım havalı bir kadındı. Bağdat Caddesi'nde havalı bir kadın. Ama öylesiniz. Ya. Ya, dönüp... çocuklar gaz vermeyin ben yine boşanırım <laughs> tövbe tövbe şaka, yapıyorum Ama, şaka yapıyorum Ama duydum işte, sonra o mahalle dedikodusunu şurama koydum dedim ki Fedon gelirse canlı yayında söyleyeceğim üzerinizde yine böyle bir deri gibi bir ceket vardı işte deri ceket deyince aklıma geldi şimdi. ben iyi giyin diyeme inanıyorum şıksınız evet. ee, bazıları diyor ki mesela oğlum bu yaşa geldin kırmızı yahu yaşın kırmızı ne alakası Beyazı, siyahı yok. Bir de ben renkli seviyorum. Papağan gibi. Estağfurullah. Yiyorum. Oğlum benden daha pasteldir mesela. Evet. Koç gibi adam, güzel adam. Ben olsam neler giyerim o yaşta? Hı. Seviyorum. Evet. Kimseyi rahatsız ediyor muyum? Hayır. Asla. Komik oluyor muyum? Hayır. Asla. Bak Onu işte da biliyorum. caddede kadınlar arkanızdan ben duydum. <laughs> Kulağımla duydum. Kulağınla duydun da gözünle kadını gördün mü? Gördüm Bak, döndüm baktım işte böyle kırkların sonu, kırkların sonu. Şimdi oraya takıldı Fedon Bey. elli. Fedon Bey. Ay. Fedon ya. Fedon, fedon ya. Fedon Bey Mesafeyi deyince olmuyor. Koy, biliyorum. biliyorum konuştuk az ha, önce. Gölge koyma. Kulise, tamam. evet. <laughs> Aldım geri. Aldım e, geri. Kadının yaşı çok önemli. <laughs> tamam söyle. işte böyle 50'ye yakın bir hanım da sarışın İyi, <laughs> güzel maşallah, bir kadındı. Maşallah. yanındaki arkadaşına söylüyordu. Yani. <laughs> Kendimi sevdirebiliyorsam. evet. Bu lafı duyabiliyorsam. Ne mutlu bana. Aynen. Ben beni de seviyorum. Kırışığımla, göbeğimle. E, Hiç böyle estetik falan yaptırma şeyiniz de yok. Yok be. E, bir kere işte denedim. Ne denediniz? Karımda karımla el ele botoks yapmaya gittik. 6-7 sene önce. Hı. Maymuna döndüm, memleketi e, terk ettim. Ciddi. Allah canımı alsın, uçağa bindim, Dubai'ye gittim kızıma. Ee? Ee, şey oldu. E. E, yani ben beni böyle seviyorum. Evet böyle iyisiniz zaten evet, de çok iyisiniz. Saçımın beyazı, göbeğim kırışık, çatlak patlak. Bakın e, bunlar hep yaşanmışlıktır. Ama sizdeki bu yaşanmışlık yani özellikle sizin jenerasyonda böyle bir tarz, tavır, eda, konuşma şeklinde, giyiminde, kuşamında. Şimdiki haberimizde mesela rahmetli Ferdi Özüven'in de böyle bir Aa. tarzı vardı. Hmm. Kıyafetleri. Abi. Konuşması, sahnedeki o şarkıyı söylerken o piyanonun başındaki o, halleri, tavırları yani inanılmaz. Benim yani çok, yani çok aynı yakınım. çizgi, aynı çizgi. Şimdi Ferdi aynı, e, Hayatı filmi oluyor. Evet. Duydunuz mu Hayatı'nın filmi olacak. Duydum da e, o çok beğendiğim, o yakışıklı çocuk olmadı. Hah, ha. şimdi onu şimdi söyleyelim. Tamam, tamam, tamam. size soralım. Olmaz. Önce haberi izleyelim. Önce haberi izleyelim. Bakalım ki tanırım. Çok yakın. Hı. Hı. Çok yakınımdı. Anlattıralım size evet. o zaman. Evet. E yok, olmaz. O zaman bir izleyelim bakalım. Ferdi Özbey'in hayatını kim canlandırıyor? Fedon pek uygun görmedi. Ferdi Özbey'in hayatı film olacak. Unutulmaz sanatçıyı kim canlandıracak? 2013 yılında kaybettiğimiz taverna müziğinin efsane ismi Ferdi Özbey'in hayatı film oluyor. Daha Müslüm, Bergen filmlerinde bazı pürüzler çıkmış, ailelerle anlaşmakta zorlanılmıştı. Ahmet Kaya'nın Ahmet'in türküsü filmine aile karşı çıkarken Neşet Ertaş'ın filmi durdurulmuştu. Biz ona giren Cem Karaca'nın filmi de kaldırılmıştı. Bu kez Ferdi Özbey'in hayatı filmi alınacak. Ferdi Özbeyen filmi için gerekli izinlerin alındığı, sözleşmenin yapıldığı belirtildi. Filmde başrol ise Burak Deniz oldu. Şimdi evet. Burak Deniz oynayacağı açıklandı. Eee etraf biraz ayağa kalktı olmuyor diye. Siz de olmadığını düşünüyorsunuz neden? Neden? Aslında çocuğu çok beğeniyorum. Evet. Koç, öyle. iyi oyuncu. Ama birazcık benzesin. Kim oynar be. biliyor musunuz? Kerim. Salih Bademci mi yok? Niye? Salih Bademci. Salih Badem. Aynı fikirdeyim hmm. sizinle. Yani Felde abi o son zamanlarda çok kilo almıştı. Nur içinde yatsın. Ben son gününe kadar yanındaydım. Aa, çok yani. samimiydim. Abi dedim ya çok kilo aldı. Ne bu halin dedim. Evladım ben dedi manken değilim şarkıcıyım. Olabilir o kadar. Espritüel böyle böyle bir pırlanta bir adam. yani. Ah. Salih Bademci. Evet. İzleyiciye de soralım. Salih Bademci mi yoksa e, Bur Burak, Deniz. Burak Deniz mi? Ben de... Fedon gibi düşünüyorum Salih Bademci Fikrimi söylüyorum Salih yani, Bademci bu rolün üstesinden e, gelir. Ha, rolün Net gelir. üstesinden Net. gelir. Rolün üstesinden gelir. Şimdi e, sen beni istediğin kadar mesela e, aktörün işi nedir? Rol yapmak. Evet. Hem gangsteri oynayacak, hem deyi oynayacak. Hı, hı. Her şeyi oynayabilir. Evet. Şimdi bu çocuk ne yaparsa yapsın oynuyor. O Salih Bademci. Salih mi? Evet, yani evet. abi ya. Evet. Salih zaten Burak ne iş. yaparsa yapsın oynayamıyor. oynayamaz. Hmm. Yani bu rolü oynayamaz. Bu rolü Yoksa oynayamaz. çok beğeniyorum. Ben onun yüzünden gittim. Mercedes aldım. Arkasına da Maraş'lı yazdım. Birisi <laughs> vardı ya. Tabii. Evet, onun yüzünden. <gülüyor> 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 evet. Ha, oğlum şahit. Gerçekten çok aynı Mercedes'i buldum. Alacağım dedim. Arkasına da Üsküdarlı yazacağım dedim. Ben Üsküdarlıyım. çok beğendiğim bir çocuk rolünün performansı yeterli veremez, kalmaz. Veremez, evet. Veremez. Peki evet. Fedon, e, şimdi arkadaşlarımız da yazdı. Lütfen sorar mısınız? Evet. Şok içindeyiz. Yaşının 80 olduğunu açıklayınca ağzımız Maşallah. açık kaldı. Ya ben yuvarlak söylüyorum. 46'lıyım. Yani 76 yaşındayım. Pardon 78 yaşındayım. 78 yaşındasınız. Evet. Sırrını soruyorlar bu evet. işin. Sırrı, Ey babam ya. be büyük adam. Şu kirpiklere bak, kaşlara bak. Evet. Bayağı Aman esmer. Batı yakasının hikayesi filminde bunu e, George Chakiris giyiyordu bu ceketin aynısını. Aman. Bak siz olmamıştınız. Evet. Bu o zamanların. Bu büyük ada ben büyük adalıyım. Evet. Canımı veririm ama büyük adam bozdular. Bu kırlangıç balığı da maşallah. Sır ne biliyor musun? Ne? ne? Sevgiye layık olmak, bunun karşılığı da sevilmektir. Her şeyle. Sahnemde de saygılıyım. Özel hayatımda küçük büyük ayırmam saygılıyım. O saygıyı görürsem sırtımda taşırım. Görmezsem kafasını kırarım. Hmm. <laughs> Böyle net bir adamım. Gri yok bende. Siyah beyaz. Sabah gibi. geldiğim şoför beni sinir etti mesela. Aa. Şirketinizin şoförü. İsim vermiyor. Hayır. Cahil. Eskiden gitmişti o herif. Bugünkü kafamda. <laughs> cahilliğine be. verdim. Gençliğine verdim. Olabiliyor. Ha. Ama eskiden yok öyle şey. Ama agresif ben giden. Cezaevi gördüm. Bıçaklandım. Kavga ettim. Kafam Peki, gözüm vah. gitti. Yani Bıçkın fedon yani. Çok uçkın. Peki o yıllar bu yıllar mı? Bu yıllar. Bu yıl. Tam bu mu? Ama bir Yok, şey bu. söyleyeyim mi? Ama şu bir fotoğrafa o bakınca var. insanın aklına a yakışıklı havalamaz Sadece arkadaş olalım. Ama yani, bu beni üzer şeyi bunlar, geçiyor. Evet geçiyor. Doğru. Sene 60, 60, 68. Bostancı, Saksonyalılar. Rahmetli Ercan Turgut okuyordu. Bu resim orada çekilmiştir. Burada üzen erkek tipiniz var. Çok yakışıklısınız. Abla çok... <laughs> Hadi biraz arkadaşlarıma derim ki çıkıp bir kavga edelim ya. Ha, o kadar. O kadar. Ay çok fena. Enerjiyi atmak için. Yani, yani düşünsene o zaman yok. o zaman biz böyle çok samimi olsaydık bir şeyi yanlış söylediğimizi düşünene hani ya da kızdırdık. Eyvahlar olsun. Ama öyle diyorsunuz bakın o zaman gene derler ya işte eskiler hep kendi zamanlarını mete Ha. Kavga ettik. Evet evet. İlk 4 dört kişi falan. Hı hı. Karakola gidersin. Başkomiser aynı filmlerdeki gibi şimdi eski filmlerdeki. Şak 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 bir yer tokat. Barışın dur kol evet. çıkarız. Hemen. Şimdi araba tampon atıyor herif silahla çıkıyor. Evet doğru. Tahammül ya, sınırları eski kavga, yıllarda kavga, doğru. Şimdi daha şak tabanca ya. Evet, evet, evet. Delikanlı gibi. Dayak mı yedim ne yapayım buz koyar giderim. Özür, de, özür dileyip normal evet. araba oluyor. Okey. Şu anda dünya çok başka bir şeye dönüştü. Evet. Tahammül sınırımız Biz yok. Biz eskidik. Eski. Hmm. esiydik maalesef e, Allah'tan yaşlandım çok daha kötü günler görmeyeceğim ama sizler gençler iyi gitmiyor dünya hmm. al işte karı sapıtmış o Yapan hologramda zekacı, yanına adam koymuş o da sinir ay oldu Lan, de de yok yok. İsmail İsmail var hiçbir İspanyol Alışkiye sinir Kakadım. oldu paran varsa git genç bir çocuk bul Parayı yoksa kendiniz. Ya İspanyol e, kardeşimiz neydi ismi? Alişya. Alişya yapma ya. Yani hologramı <laughs> falan bırak. Hadi Fedon <laughs> reklama, 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 reklama gidiyoruz. Reklam gidelim. dönüşü söyleyeceklerimiz. Gidelim. Evet. Reklam dönüşü. Hızla reklama gidelim. gidiyoruz. Gidelim. Hızla reklama gidelim, gidiyoruz. Fedon harika çok, bir yayın oldu. Evet çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Hayat dersi de aldık. Aldık. Çok da duygulandırdın. Sağlam. Ve 8 evet. Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belki de en iyi konuk. Gerçekten çok öyle değil. Evet, hakkı, evet. Teşekkür ederim. çok programınızın ve senin sizin hakkınızı ödeyemem. Biz de size ee, teşekkür ederiz. Zevkle koşa koşa geldim. Ama sakın başkaları aramasın. Katılmıyorum. Hı -hı. Hava yapayım biraz. <laughs> ee, evet Fedon biraz yaşlandı ama gene devam ediyor. Her ne kadar Maşallah, sahne şarkı falan varsa da ek işlerle patronum var benim oğlum biliyorsunuz. Evet, evet. Teo, e, kozmetik üzerine bazı şeyler çıkardık. Güneş yağımız çıktı. Ama biz de istiyoruz o yağlardan. Memnuniyet. Tabii ki. Tabii benim, <laughs> benim eşekliğim gelirken geçti. Estağfurullah. Hayır, hayır. <gülüyor> 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 ee, Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz, kalben. Bir şarkıyla Lige. evet. uğurlayalım mı? Şarkıyla Güzel. kapatalım mı Cuma'yı? Hadi kapatalım. Hadi kapatalım. Tamam, hadi.